Biraz yakınlaşalım. Şimdi. Barış var mı? Tamam. Otonom Gençlik Adına hepiniz hoş geldiniz demek isterim başlamadan önce. Aslında bu kitabı niye bastığımızın öyküsünü anlatmak isterim. Aslında derdimiz şuydu. Grundrisse üzerine yapılmış çok önemli çalışmalardan birisi olduğunu düşündüğümüz için bastık. Bunun nedeni de şuydu aslında. Marx'ı biz hep kapital üzerinden, yani hem burada hem de Batı dünyasında hep kapital üzerinden bir Marx okuması yapıldı ya da Marx'ı politik olarak okuyanların üzerinden bir Marx okuması yapıldı. Oysa Grundrisse Marx'ın çok temel eserlerinden birisiydi ve ne yazık ki çok geç tarihlerde aslında basıldı. 1939'da aslında Rusya'da basıldı el yazmaları olarak. Almanca'da 53 yılında 1953'te basıldı. İngilizce'de 1973, yani Türkçe'de ise 1990'ların sonunda basıldı. Yani bu bize aslında neye dair bir veri olabilir diye üzerine düşündüğümüzde bu kadar önemli bir metnin aslında bu kadar geç basılmış olması belki de bizim Marx'ın düşüncesini anlamamıza dair bir takım eksiklikler ya da kapitali nasıl okuyabileceğimize dair, yani Grundrisse ve kapital üzerinden nasıl bir okuma yaparak belki de Marx'ın sermaye analizini kavrayabileceğimize dair boşlukların oluşmasına neden olduğu için aslında Grundrisse'i çok önemsedik. Yani Grundrisse'nin basımını çok önemsedik. Onun üzerine yapılmış gerçekten bir çalışmanın basılmasını çok önemsedik. Aslında Rostostin'in kendisi de niye böyle bir çalışma yaptığını anlatırken aşağı yukarı bu tür nedenlerden yola çıktığını söyler. Asıl derdi, kendisi de aslında girişte belirttiği gibi mesela ilk dönem Marksistlerin, hatta devrim yapmış Marksistlerin, yani Sovyet devrimi yapmış olan Marksistlerin, işte Lenin'in, Rosa'nın eğer Grundrisse'yi okumuş olsalardı acaba nasıl olurdu diye sorusunu soraraktan böyle bir işe girişiyor. Buraya girmeden önce aslında Rostostin'in hayatından bir an bahsetmek isterim. Çünkü gerçekten çok acılı bir hayatı var bir yandan. Ama bir yandan da hiçbir zaman inadını kaybetmeyen, her zaman Marx'ı bir şekilde bu dünyanın değiştirilebileceğine dair bir alet, politik bir alet olarak gören yoldaşımız diyeceğim. Aslında Ukrayna'da doğuyor devrim öncesinde. Devrimin kuruluşunda gençlik örgütlerinde, sosyalist gençlik örgütlerinde çalışıyor. Devrimin sonrasında yine kadrolar, yani devrimin kadrosu olarak bir şekilde çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi kamplarının, yani Nazi kampında kalıyor. 2 yıl orada hayatta kalmayı başarıyor. Savaş bittikten sonra da Amerika'ya göç ediyor. Şimdi böyle hani şu tarihte bunu yaptı, bu tarihte bunu yaptı diye konuşunca insana böyle çok yabancılaştırıcı ya da dokunmayan bir şeymiş gibi algılamak mümkün ama dönemin niteliklerini düşündüğümüzde ya da dönemin çatışmalarını düşündüğümüzde aslında bir devrimci için işte kendi ülkesini terk etmek zorunda olmak ya da Nazi faşizmini yaşamış olmak belki devrimin yenilgisini kendince, çünkü böyle bir inancı da var Rostostin'in, devrimin yenilgisinin nedenleri üzerine düşünmüş olmak, bununla ilgili bir sürü kaygı taşıyor olmak yani bir devrimci için çok zor bir şey ve bunun üzerine de gidip başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmak. Ama buna rağmen Rostostin hiçbir zaman devrimci mücadeleden korkmuyor. Amerika'da da sürekli devrimci çevrelerle ilişki içerisinde, özellikle Troçkist çevrelerle ilişki içerisinde ve o dönemde aslında Amerika'da Marx'ın el yazmaları diye bir şeyin varlığını öğreniyor. Birkaç kopyasını eline geçiriyor. Grundrisse'den söz ediyoruz. Grundrisse'nin birkaç kopyasını eline geçiriyor. Ve bunların aslında dünyanın hiçbir diline çevrilmediğini, dünyanın hiçbir yerinde okunmadığını fark ediyor. Aslında bu kitabı yazmaya başlamasının nedeni bu.
Ve böyle bir okumanın, yani Kapital ve Gurun Rise'yi birlikte okumanın çok ön açıcı olabileceği inancını taşıyaraktan bunu yapıyor ve onlar için gerçekten devrimci bir olanak haline gelmesini öngörerekten böyle bir çabaya girişiyor. Bu çabası gerçekten çok değerli bir çaba. Rostovski'nin böyle çok samimi bir çaba. Çünkü aslında yaptığı iş devasa bir iş. Bir yandan Gurun Rise'yi okuyup, bir yandan Kapital'i okuyup, İkisinin benzerliklerini, sürekliliklerini, farklılıklarını ve bunların ne anlama gelebileceğine dair kavramların, yani Marx'ın kavramlarının ve kategorilerin kuruluşu anlamında ne anlama geleceğine dair gerçekten çok derinlikli bir çalışma yapıyor. Çok emek yoğun bir çalışma yapıyor. Biz buralardan neler çıkarabiliriz? Hani bizim için nerelerde ön açıcı olabilir? Ben biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Bir de tabii hiçbir zaman şunu unutmamak lazım. Yani Rostovski'nin bu kitabı yazarken ki niyetlerini düşünürken ya da ne yapmaya çalıştığını anlamaya girişirken aslında bu kitabın kendisinde de Rostovski'nin yürüttüğü çalışmalar, yani Gurun Rise ve Kapital okuması üzerinden giriştiği bu çalışmanın temel sorumsal alanları emperyalizmin dönemindeki Marksist kuşak tartışmaları etrafında dönüyor. Rus Marksist'in ve Alman Marksist'in yürüttüğü tartışmalar etrafında dönüyor. Ama kitabı okurken arada sürekli şey hissetmek mümkün. O dönemin tartışmaları Rostovski için hala aşılmış değil. Ve de 60'lardan sonra Avrupa'da Avrupa Marksist'in krize girmiş olması aslında Rostovski'nin tekrar geri dönüp bu sorunlar üzerinden, yani Marx'taki bu sorunsal alanlar üzerinden çağımızda kapitalizmi analiz etmek nasıl mümkün olur diye sorduktan sonra aslında bu çalışmayı yapmaya girişiyor. Gurun Rise onun için aslında çok önemli. Yani Gurun Rise'yi buradan önemsiyor olması çok önemli. Çünkü Kapital'in Rostovski'ye göre sadece kapital üzerinden Marx'ın anlaşılması aslında belki bizim de şimdi bütün dünyada Marksist solun içerisinde bulunduğu krizin nedenlerini dayandırılabilir. Nedenlerini sadece salt kapital okumasına, kapital üzerinden bir Marx okumasına dayandırılabileceğini söylüyor ve Gurun Rise anlaşılamadan, Gurun Rise'nin bütünlüğü anlaşılamadan, Gurun Rise'deki sermaye analizi anlaşılamadan aslında kapitali tek başına okumanın yetersiz kalacağını iddia ediyor Rostovski. Kitabında temel tezi aslında bu. Dolayısıyla Rostovski'nin önerdiği şey şöyle bir şey. Gurun Rise aslında genel olarak sermayeyi analiz eder. Yani sermayenin genel analizini, hareketini analiz eder. Kapital ise aslında genel olarak sermayenin içerisindeki tikellikleri analiz eder. Tekil sermayelerin analizini yapar. Dolayısıyla Gurun Rise'yi okuduğumuzda aslında biz Marx'ın sermayeyi nasıl analiz ettiğine ya da kapitalist toplumsal ilişkileri nasıl analiz ettiğine dair bütünlükte olarak kavramları birbirleriyle ilişkilendiren, kategorileri birbirleriyle ilişkilendiren bir okuma buluruz diyor Rostovski. İşin ilginç olan yanı yani Marx'ın kapitalin oluşumundan söz etmesine rağmen Rostovski aslında neredeyse bütünüyle bir Gurun Rise okuması yapıyor gibidir bu kitapta. Yani Rostovski için kapital aslında bitmiş, tamamlanmış, işte Gurun Rise de onun ön çalışması gibi bir algısı yok Rostovski'nin. Yaptığı şey tamamıyla şu. Dolayısıyla bu yüzden genç Marx, olgun Marx, işte Hegelci Marx, işte Hegel'i yöntem olarak iyice özümsemiş, onu aşmış Marx gibi ayrımlar üzerinden bir okuma yapmıyor. Bu çok anlamlı. Yaptığı şey şu, Gurun Rise'de yani Marx sermaye üzerine bir kitap yazmaya karar verdiğinde aslında onun kafasında bir taslak var. Sermaye üzerine yazmaya karar verdi kitabın aslında tamamlanmış hali Gurun Rise. Ondan sonraki aslında bu kavramların ve kategorilerin, yani sermaye analiz ederken kullandığı kavram ve kategorilerin ayrıntılandırılması. Bunu yaparken Rostovski, kapitalde kullanılan tüm kavram ve kategorileri Marx'ın çok önceki eserlerinden başlayarak aslında neredeyse kavramsal bir soğuk kütük çalışmasıyla kapitale kadar geliyor. Ve buradaki değişiklikler, yani Marx'ın kafasında bu sermaye üzerine kitabı yazmadan önce bir sürü taslak yapıyor. Bunun tarihçesini anlatıyor kitabın girişinde.
Onun ayrıntılarına girmeyeceğim ama temel olarak 3 tane değişiklik yaptığını iddia ediyor Marx'ın. Bunlardan bir tanesi işte 1950'lerde yaptığı plan, aslında Grundrisse'nin içerisinde bulacağımız bir plan ve hepimizin de aslında bildiği plan. Yani sermaye üzerine, toprak mülkiyeti üzerine, ücret üzerine, işte dış ticaret üzerine, krediler ve dünya piyasası üzerine bu bölümlerden oluşan bir kitap yazmayı planlıyor. Grundrisse aslında bütün bunların hepsini bir şekilde birbirleriyle ilişkilendiren, yani bütün bu kitapları birbirleriyle ilişkilendiren, sonra bunların ayrıntılarıyla çalışılacağı, diğer kitapların yazılacağı bir kitap olarak tasarlıyor. Rostovsky'ye göre Marx Grundrisse'yi böyle tasarlıyor. Aslında tamamlanmış olduğu fikrini buradan çıkarıyor. Yani ayrıntılarıyla bütün bu kategoriler bir şekilde analiz edilmese bile Grundrisse'de temel olarak sermayenin hareketi, yani genel olarak sermayenin hareketi aslında Grundrisse'de tamamlanmış Rostovsky için. Rostovsky buradan kapitale geçiyor. Ve bu kavramların açılımı olarak kapitali kuruyor. Bu ayrım aslında çok önemli bir ayrım. İki kitap arasında böyle bir ayrım yapması Rostovsky'nin çok önemli. Çünkü Rostovsky için aslında önemli olan bu kavramların kuruluşundaki sürekliliği anlayabilmek. Yani şöyle diyelim, mesela Kapital'deki metafetişizmi bölümünü Rostovsky 1844 el yazmalarına, oradaki yabancılaşma kavramına ve yine Grundrisse'deki belki 1844 el yazmalarından daha geniş ve derinlikli olarak analiz edilen yabancılaşma kavramına bağlıyor ve bunun kökenlerinin tavrılardan geldiğini iddia ediyor. Yine Kapital'de ve Grundrisse arasında şöyle bir fark daha koyuyor Rostovsky. Diyor ki aslında diyor, yani bu bütün şeyleri, yani ücret ve toprak mülkiyetini sanki dışarıda bırakmış gibi gözükmesine rağmen Kapital'de aslında bunları çok yoğunluklu olarak analiz eder Marx diyor. Burada aslında en çok tartışılan meselelerden birisi işte Marx'ın ücretlemek üzerine bir kitap yazmaktan söz etmesine rağmen bu kitabı niçin yazmamış olduğuna dair tartışmalar yapılıyor ve Rostovsky diyor ki böyle bir kitap yazmasına zaten gerek yoktu. Çünkü sermaye demek aslında ücretlemeyin analizi demekti bir yandan. Ve aslında Kapital'de Marx bunu çok ayrıntılarıyla incelemiştir. Yine keza kredi, rant ve toprak mülkiyeti üzerinde de kitapların niye yazmadığını söylendiğinde ona da aynı şekilde cevap veriyor. Üçüncü cildin içerisinde bunlar incelenmiştir. Ama bunların hepsi aynı zamanda Grundrisse'de, o sermayenin genel hareketinin içerisinde sürekli akan ve sürekli birbirleriyle ilişkilendirilen kavramlardır. Yani analitik ya da kategorik olarak birbirinden ayrılmamış olsa bile o hareketin içerisinde bizim bu kategorileri ve kavramları görmemiz mümkündür. Dolayısıyla Rostovsky Grundrisse ile Kapital arasında yani sıçramalar ve kopuşlar üzerinden değil, aslında Marx'ın düşüncesinin içerisinde süreklilikler ve derinleşmeler üzerinden gider. Yani o kavramların o sürekliliğin izleyini takip eder Rostovsky. Bu niye anlamlı böyle bir okuma yapmak? Rostovsky niye böyle bir şeyi tercih ediyor? O konuda da belki şunu söylemek mümkün. Aslında 1940'lardan sonra, yani Rostovsky'nin en büyük dertlerinden birisi de ayrıca bu konuda belirtmeden geçmeyelim. Marx'ın ekonomik ve akademik okumalarının çok yaygınlaşmış olması, yani sınıf mücadelesinin, pratiğinin içinden değil, yani politik olarak değil, ekonomik ve akademik olarak okunuyor olması Rostovsky'yi gerçekten rahatsız eden bir mesele ve aslında Marx'ın bütün kavramlarının, aslında Alman Marksizmiyle giriştiği, kitabın son bölümü aslında Alman Marksizmiyle giriştiği bir polemik kısmıdır. Marx'ı sadece şey olarak sermaye üzerinden analiz eden, ilişki üzerinden, yani sermayeyi bir ilişki olarak değil şey olarak analiz eden ve aslında köklerini Alman Marksizminde bulabileceğimiz, 1940'lardan sonra da aslında akademik çevreler ve Marx ya da iktisatçıların iyice pekiştirdikleri bu okuma tarzına bir isyanı var aslında Rostovsky'nin. Bu isyanın kökeninde de aslında Marx'ı politik olarak okumanın nasıl mümkün olabileceğine dair bir soru sormasından kaynaklanıyor. Bu soru Rostovsky için çok belirleyici bir soru.
O yüzden zaten girişinde atıf yapıyor. Yani Mars'ı gerçekten sınıf mücadelesi için kullanabilecek bir kuşağa bir miras bırakmak istiyorum. Bütün derdi, bütün arzusu aslında bu. Bu yüzden de bu kuşakların Mars'ı doğru okumasını istiyorum. Yani tırnak içerisinde bir doğrudan söz ediyorum. Rozdozgin'in yaptığı bu çalışma üzerine aslında belki şöyle demek daha doğru olur. Yani Grundrisse üzerine gerçekten ciddi olarak yapılmış ilk çalışmalardan birisi diyebiliriz. Rozdozgin'in kitabı için. Ve aslında 1970'lerden sonra bunun aslında Rozdozgin, yani Grundrisse'nin çok geç başarılı basılmış olmasından kaynaklanan nedenleri de var. Rozdozgin belki burada biraz şanslıydı çünkü Rusça biliyordu ve Rusça kopyalara ulaşma şansına sahipti. Ama Almanca ya da başka dilleri konuşan dünyanın başka yerlerine ve Grundrisse'nin bu kadar geç gitmiş olması aslında belki de Marksizmin kapital üzerinde sınıflaştırılmasının asıl nedeni olarak algılıyordu Rozdozgin. Bu yüzden çalışmanın kendisi aslında 1970'lerden, 80'lerden hatta belki 90'lardan sonra Mars'ın Grundrisse'si üzerine çalışılmaya başlanıyor. Bizde bile 90'ların sonunda yayınlandı. Yani ilk ya 1974'te Sevan Nişanyan'ın çevirisi var ama hani eksik bir çeviri. O yüzden hani bir sürü tartışma dönüyor. Çok önemli bir çaba olmasına. Yani İngilizce'den bir de sonra Türkçe'de yayınlanıyor. Aslında inanılır gibi bir şey değil bir yandan düşünüldüğünde ama çok fazla tartışma yaratmıyor. Aslında bizim memleketimizde de Grundrisse üzerine okuma çok az. Dolayısıyla Grundrisse üzerine çalışmayı tetikleyen bir işlev üstleniyor Rozdozgin'in bu çalışması. Bu çok önemli. Grundrisse'nin güncellenmesi, hatta belki şu sorunun bile sorulması. Yani niye bu kadar çok geç basıldı Grundrisse? Yani bu kadar önemli bir metni, Mars'ın niye bu kadar geç basıldı sorusunu belki dünyanın her yerindeki Marksistlerin sormasına neden olan, bu soruyu tetikleyen, bunun üzerine düşünmeyi yönlendiren bir girişim olarak görmek lazım. Peki hani Rozdozgin'in bu çalışmasından aslında iki tane Marksist ekol etkileniyor. Bunlardan yani o tartışmalara biraz girersek Rozdozgin üzerine yani Grundrisse üzerine yapılan tartışmalara iki ekol etkileniyor. Bunlardan birisi Troçist gelenek, birisi de aslında otonomist Marksist gelenek. Troçist geleneğin bu konuda gerçekten çok ciddi emekleri var. Rozdozgin'in kendisi de zaten Amerika'da, Amerika'ya yerleştikten sonra çok uzun süre Troçist çevrelerle ilişki içerisinde siyaset yapmaya devam ediyor. Hala mücadele etmeye devam ediyor. Yani burada bu çalışma üzerine elbette yani hem politik hem de sorunsal alanların tespiti ya da nasıl aşılabileceğine dair farklılıklar var. Yani bu iki yaklaşımın aslında bu çalışmanın niteliğine dair farklı yaklaşımları var. Ama önemli olan bu tartışmanın başlamış olması, bu tartışmanın başlatılmış olması. Yani Grundrisse üzerinden bir Marks okuması ve bunun üzerinden işte Marks'ın sorunsal alanlarının üzerine düşünme geleneğinin diyeyim, henüz gelenek olmamış olsa bile umarım hani böyle bir gelenek de oluşur. Çok anlamlı. Çünkü bu aynı zamanda Marksizmin yani modernist okumalarının da önünü bir şekilde açabilecek, belki çağımızın sorularına yanıt verebilecek bir çalışma. O kuramsal tartışmalara çok girmeyeceğim, farklılıklar üzerindeki kuramsal tartışmalara. Sadece şunu söylemek isterim. Rozdozgin'in kendisi de aslında hem Grundrisse hem de kapital üzerine yaptığı okumalarda iki tane temel sorunsal alan tespit ediyor. Sadece onları belirtmekle yetineceğim ve üzerine düşünmemiz gerektiğini söyleyerek bırakacağım aslında. İki temel sorunsaldan birisi aslında ücretli emek meselesi. Aslında Rozdozgin, Marx'ın kapitalinin oluşumunda Marx'ın neden ücretli emek üzerine bir kitap yazmadığını söylerken bir tereddütle bunu söyler aslında. Yani içinden şunu geçirdiğine eminim. Hani keşke yazmış olsaydı bu kitabı, ücretli emek üzerine bir kitabı yazmış olsaydı. Çünkü
şöyle hissettiğine de eminim. Eğer Marx ücretlerinin üzerine bir kitap yazmış olsaydı, belki biz Marksistler olarak sadece sermayenin tarihi üzerinden bir Marx okuması ya da kapitalist toplumsal ilişkilerin kuruluşunu sadece sermayenin tarihi üzerinden okuma gibi bir refleksi geliştirmezdik. Yani bu sadece hissettiği şey olarak söylüyorum. İkincisi de aslında şu, ücretli emek dışında üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin çelişki sorunsalı üzerine oturtulan kuramlar ve burada sermayenin tarihsel olarak ilerici olduğu fikrinin bir şekilde olumlanmış olmasından da Rostovski açıkça söylemese bile, yer yer buna göndermeler yapmasına rağmen açıkça söylemese bile bir rahatsızlığı var. Yani iki temel sorunsal alan bu. Buradaki okuması da aslında kitabı okurken çok rahat anlayabiliyoruz. Sermaye kendi toplumsal ilişkilerini kurarken ya da sermayeye ilerici bir işlev atfedilirken aslında Rostovski'nin sorguladığı ya da sorgulamaya çalıştığı yer şurası. Bunu da aslında Grundrisse'den çıkarak yapıyor. O yüzden Grundrisse'yi olumlayan bir çalışma olduğunu iddia ediyorum ben. Sermaye öyle hareket edecek ki üretici güçler sonuna kadar geliştirildiğinde biz zaten sosyalist ya da komünist bir topluma geçmiş olacağız. Rostovski diyor ki yani böyle bir şey olabilir ama burada sormamız gereken bir şey var. Grundrisse'nin makineler üzerine olan bölümü hakkında yazdığı yerde Marx diyor inanılmaz bir öngörü yapmıştır. Yani şu an içinde yaşadığımız kapitalist toplumsal ilişkiler aslında üretici güçleri sonuna kadar geliştirmiş olmasına rağmen biz niye hala sosyalizme, tırnak içerisinde komünizme geçmiyoruz sorusunu alttan alta soruyor. Hatta doğrudan şöyle de soruyor. Sovyet devrimi aslında üretici güçleri sonuna kadar geliştirdi. Niçin sosyalizmden hala komünizme geçmedi sorusunu soruyor ve yanıtlamadan bırakıyor. Ama daha sonra Rostovski'ye yapılan şeylerde, yani Rostovski'nin bu çalışması üzerine yapılan çalışmalarda Rostovski aslında keşke bu iki sorunsal etrafında daha ileri gitmeyi başarabilseydi. Yani ücretli emeğin aslında kapitalist toplumsal ilişkilerin kuruluşunda ki asli dinamik olduğunu, hatta reformist politikaların merkezine oturduğunu, üretici güçlerin geliştirilmesi meselesinde de eğer şu an içinde bulunduğumuz kapitalizmde bunun nedenleri üzerine, yani bunu değer teorisiyle ilişkilendirebilseydi, yani Rusya'daki devrimin değer üretme ilişkilerini değiştirmediği için aslında komünizme geçemediğini eğer fark edebilmiş olsaydı, yani bunun potansiyeli var ama bu soruları açıklayan, sadece soru olarak sormuş ve bırakmış Rostovski yapmış olsaydı aslında biz bambaşka bir Marx okuması da yapabiliyor olurduk günümüzde diye. Bunları aslında, yani bu iki şeyi şöyle algılamak lazım, hani Rostovski'nin eleştirisi üzerinden değil ama Rostovski'nin aslında sorunsallaştırdığı alanlar üzerinden belki de daha ön açıcı politik okumalar, Marx'a dair daha ön açıcı politik okumalar yapabileceğimizin bir öngörüsü olarak bakmak lazım. En son şunu söyleyerek bitirmek isterim. Yani bu, hani bugün mesela elimizde bilgisayar var. Hani bir metne girdiğiniz zaman bilgisayarda ne üzerine çalışmış, ne üzerine çalışmamış. Yani bir sözcüğü yazıyorsunuz, size bütün metinde tarıyor. Siz metinleri ve o sözcükler üzerinden karşılaştırma şansına sahipsiniz. Aslında bu kitabın ne kadar devasa bir çalışma olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum. Yani bütün bu Marx'ın metinlerini tek tek, belki farklı dillerden, 15 yılını vererekten Rostovski bu kitabı hazırlıyor. Ve ne yaptığını çok bilerekten bu kitabı hazırlıyor. Ve derdi gerçekten Marx'ın politik olarak okunmasının mümkün olup olmadığına dair bir araştırma ve kendisi kesinlikle politik olarak okunabileceğini, okunması gerektiğini iddia ederekten bu çalışmaya girişiyor. Ve enteresan olan şey şu, aslında kendi hayatı bu kitabın basıldığını görmeye yetmiyor. Ancak ölümünden bir yıl sonra yoldaşları kitabı basabiliyorlar. Söylemek istediğim şey sadece şu, yani gerçekten Marksizmin içerisinde, Marx'ın eserleri içerisinde bizi elimizden tutup gezdiren devrimci bir yoldaşımızın kitabı olduğunu söylemek isterim ve böyle bitirmek isterim. Teşekkür ederim.